Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün banyodayım. Ne yapıyorum? Bir sürü temizlik videosu izledim. Ondan sonra dedim ki kalk makyaj fırçalarını yıka. Uzun zamandır aklımdaydı. Sonra da makyaj fırçalarını yıkarken lavaboya batırdım. Hani dedim şu dolabın içinde ne zamandır aklımdaydı. İyi ki orayı yapmışım. Çünkü rezil gibi olmuş. Ayna kaldı. Aynayı da aldırayım. Bu arada reklamlarda yeni çıkan bir halde var şu şekilde. Görmüşsünüzdür. Geçen gün Tarım Kredi'den alışveriş yaptım. İndirimiyle de alır mısınız dedi. Biz de çok kullanıyoruz bunu. Böyle işte artık nasıl diyeyim size, banyoda şurada burada bez yıkamak yerine ya da böyle tozları pratik almak istediğimde bununla yapıyorum. İşte ayakkabılarımızı siliyoruz, ondan sonra aynaları bununla temizliyorum, pis yerleri bununla temizliyorum, klozetin kenarlarından tutun da aklınıza neresi gelirse. Bakar mısınız, is hala çıkıyor, daha geçen temizlemiştim. O yüzden dedim ki bir de bunu deneyeyim. Bakalım aynada leke bırakacak mı? Daha hiç cam yüzeyde denemedim çünkü. Bu arada buradan bir sürü çöp çıktı. İyi ki dolabın içini düzenlemişim. Çok güzel oldu. Böyle muntazam bir şekilde çöpleri de attım. Kurtuldum. Şimdi size oradan çıkarttıklarımı göstereyim. Şöyle bir kesilmiş diş macunu. Nilhan'ın da bu. Bu et kesme makasında kırıldı. Gitti yani. Bu da çöpe gidecek. Bir sürü şöyle diş macunu kapağı. Ondan sonra hiç kullanmadığım bir siyah maske. Sonra şu diş temizleme tozunun boş kabı. Bu şişeyi inanın neden sakladım bilmiyorum. Bir sürü sabunluk var. Bir de bu. Buradan çıkan çöpler. Bunları da şimdi çöpe göndereceğim. Temizlik mendillerinde kullandım. Bunun içine attım. Şimdi yeni kullandığımı da atacağım. Hatta gelmişken klozeti de temizleyeyim. Buranın dişi tümden bitsin. Yani şuradan bu kadar çöp çıkarttım. Bu ara böyle ertelediğim işlerimi yapıyorum ve bir rutin oluşturmaya çalışacağım. İşte bugün mesela izin günümde evdeydim. Neler yaptıysam onlar benim o günlük rutinim olsun istiyorum. Yani haftada bir kere en az bunları yapmak istiyorum. Burası benim 15-20 dakikamı aldı. Yaklaşık 15-20 dakikada hepsi bitti. İyi de oldu. Aklımdan çıkmış oldu. Neyse şimdi dediğim gibi klozeti de halledeyim. Ondan sonra artık dinlenmeye geçebilirim. Selamlar, yemeğimizi yedik. Ondan sonra çayın yanına bir kek çırptım. O da pişti. Fırınım berbat halde. Uzun zamandır fırın temizliği yapmak istiyordum. Yalnız fırının içindeki telleri sökemiyorum. Bugün yine tekrar deneyeceğim. Ondan sonra o işi halledeceğim. Ama ilk önce bir keki kalıptan çıkarayım. Soğumuş, üstü kurumasın. Onu kapaklı bir kaba alayım. Çayın yanına bugün yeriz. Sonra da fırını temizleyeceğim. İnşallah uzun zaman artma. Camı falan çok kötü olmuş. Bayağıdır temizlemiyorum. Onu hallettikten sonra da mutfağı toparlamaya başlamıştım. Dedim ki bir video çekeyim. Uzun zamandır yine çekemiyorum. Çekeceğim deyip. Hazır dedim yapacak bir şey bulmuşken onu halledeyim. Şimdi keki beraber kalıptan çıkaralım. Ondan sonra yerine koyayım. Saçlarım yağlı yağlı beklerken ben de o işlerimi halledeyim. Uzun zamandır saç bakımı yapmıyordum. Bayağıdır yapmıyorum hatta. Aklıma geldi dedim ki hani düzenli olarak kullanayım. Saçlarım dediğim gibi eskiye göre çok çok iyi kullandım. Şampuandan dolayı. Nilhan da ne zaman kek yiyoruz diye gelmiş. Bugün annemle poğaça da yaptık. O poğaçaların bir kısmını buzluğa koyacağım. Bir kısmını da yemek için ayıracağım. Öyle dursunlar. Çayın yanında böyle güzel oluyor. O ses neydi acaba? Böyle bir yerden ses geldi mi korkuyorum. Neyse makineye bulaşıklarımı yerleştirdim. Bir hamur yoğurma makinesinin kabı var. Ona elimi yıkayacağım. Bir de bulaşıkları tezgahtan kaldıracağım. Bugün böyle evdeydim bu arada. Nevresimlerimi değiştirdim. Ondan sonra diğerlerini yıkadım. Onları biraz önce kaldırdım. Saat şu an kaç? 7.30 falan. Fırına başlayalım. Kabı getirdim. Bu arada kelepçeli kek kalıbımı kullandım. Diğerlerinden çıkmıyor. İlk kullanışım. Annem de böyle altına yağlı kağıt serdi yapışmasın diye. Annem dedi madem kelepçeli kalıbım var niye uğraşıyorsun? Dedim hiç kullanmadım hayatımda. İnanın şu an nasıl açılacağını bile bilmiyorum. Nasıldı bu mantık? Kırmayayım da ilk günden. Ha, böyle yapınca kendi açılıyormuş.
Tamamdır. Tamam, ne güzel. Bir kere de çift altından böyle kakaolu, cevizli, çikolatalı bir kek yaptım. Bu yeterince soğumuş, ağzını kapatabilirim. Burayı da hemen kırıntılalım. Şurada da şöyle poğaçalar var. Çok güzel bir poğaça bu arada. Kalkanın içine yumuşacık poğaçlar. Söylemiş miydim bilmiyorum ama düşmezsin inşallah. Bir tayağı kullanıyorum. Böyle sadece poğaçalarda gerçekten güzel oluyor. Kurabiye de denedik, hiç hoş olmadı. Şöyle yapacağım. Bunlar peynirli olanlar, bunlar da sade olanlardı. Bir kısmı peynirli, bir kısmı sade. Şöyle azıcık da sade koyayım içine onun. Bu kısmını buzluğa kaldırmam yeterli. Şöyle gene ihtiyaç olursa oradan çıkarırız. Yeterli bu da bize. Şu kısmını da buzluğa atacağım. Evet, bu da hazır. Bugün kek yapacağım zaman bir de kek kalıplarının oradaki o kısmını düzenledim. Yani böyle elime attığım yeri düzenlemeye çalışıyorum. Geçen gün de orada bardak kırılmıştı. O bardak da her yeri sıçramış o dolabın içine. Bayağı bir cam kırığı vardı. Tamamdır. Şöyle kenarlara koyalım da ezilmesin. Bunu da hallettim. Şimdi fırına bir köpükleyelim. Fırın çok kötü halde. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama mesela tel şöyle şuraları falan yağlanmış. Yalnız dediğim gibi kenarlarındaki teli çıkaramıyorum. Acaba hiç mi çıkmıyor yoksa ben mi beceremiyorum onu bilmiyorum. Bir deneyeceğim şansımı. Galiba çıkmıyor. Bir internetten bakayım, ona göre devam edeyim. Bir anda böyle fırtına çıktı. Camlardan acayip ses gelmeye başladı. Ben de şimdi sesi dinliyorum. Resmen camlar ıslık çaldı. Bir anda oldu. Çok değişik. Şimdi fırının bir ışığını açayım. Işığını açtığım zaman hava da mı veriyor? Şöyle yukarı doğru kaldırmam gerekiyormuş ama... Biri yan giriyor, biri dik kaldırıyormuş. Evet, bu işimi daha da kolaylaştırdım. Ben fırın temizliğinde bunu kullanıyorum. Pervane kısmına çok fazla sıkmıyor. Özel göstereceğim. Hemen çözdü zaten. Bu şekilde 5 dakikada fırını temizliyorum. Şimdi birazcık dursun. Sünger yardımıyla onlar süzülsün, yağlar. Hemen aldıracağım, durulayacağım birkaç kere. Sonra bir kere de boş çalıştırınca
kimyasal kokusu olmuyor. İlk önce burayı boşaltmakla başlayayım işime. Ondan sonra eldivenlerimi takacağım çünkü yağ çözücü gayet kuvvetli. Bunu da makine atıyorum normalde. Dün akşam elimde yıkayayım dedim, o da burada kalmış. Bu makinenin tek sevmediğim özelliği bu. Böyle temizlemek açıkçası zor geliyor. Şu hortumu özellikle. Onu da takalım yerine. Geçenlerde Hakan yeni oklava aldı. O da yamuk çıktı. Sonra annem bir tane daha bundan aldı. Bugün poğaçaları bununla açtık. İyi herhalde. Diğerine göre. Şunu da kaldıralım. Şunları da kaldıralım. Bitti işimiz. Çöpü çıkarttım güya. Çöp gitmiş. Yetişemedim. Dün çıkartmıştım. Hadi dedim birikmeden çıkartayım ama yok. Şimdi şu parçaları da şundan sıkayım. Bunları her iş yapışta artık kullanıyorum. Hem tırnaklarım çok çabuk kırılıyor kullanmazsam. Hem de güçlü kimyasallarda bayağı kötü oluyor ellerim. Böyle eldivenlerimle. Hadi başlayalım bakalım. Pis ya, iyice toplanmış.
bitirdim. Şükürler olsun. Fırın da aklımdan çıktı. Teller de istediğim gibi oldu. Şimdi şurada bezimi kaynatıyorum. Şöyle bezi koydum. O kaynasın. Yağlı şeyler sildim diye. Bu arada kafam da yağ içinde. Yeni çay denedim. Şimdi kekle beraber bir çay yeriz. Ay çay içeriz yeriz diyorum. Keki yeriz, çayı içeriz. O şekilde. Valla aspiratör falan da çok kirli de artık onu bu akşam yapmayayım. Onu da başka bir videoda beraber temizleriz. Öyle düşünüyorum. Böyle elime geldikçe ufak tefek işler yapıyorum. O da beni bayağı bir rahatlatıyor. Dün evin bütün temizliğini bitirdim. Silmedir, süpürmedir, toz almadır. Annemle beraber paylaştık. Daha çoğunu annem yaptı. Gerçi ben dün işteydim. Öğle arası eve gelmiştim. O zaman ben işte Nilhan odasını toparladım. Banyodur, tuvalettir onları oldum. Bütün evin işi bitti. Yalnız mutfak çok kirleniyor. Biliyorsunuz sizin de yani derdiniz odur büyük ihtimal. Mutfak işi hiç bitmiyor. Sürekli bir bulaşık çıkıyor. Bir de böyle ufak tefek detay işler var. İşte fırın olsun, aspiratör olsun, ocak olsun. Ocağı da böyle yalandan yine silmeye başladım. Geçenlerde bir detaylı temizlemiştim. Ondan beri o kadar detaya inmiyorum. Böyle. Bu arada kimyasal nasıl kuvvetliyse eldiveni deldi. Eldiveni de çöpe atmak zorunda kaldım. Bu pudralı eldivenler var ya beyaz muayene eldiveni diyeyim artık. Onlardan almıştım. Artık onları kullanırım diye düşünüyorum. Onları da parçalar büyük ihtimal. Yani o kadar kuvvetli bir kimyasal. Makinenin içinde pervanesini sıkmadığım için hiç koku kalmadı. Bir de zaten ışığı yaktığım zaman sürekli bir hava verdi. O yüzden de kokunun kaldığını düşünmüyorum yani o havadan kaynaklı. Böyle şimdi çayın olmasını bekliyorum. Kekimizi de yeriz. Sonra saçımı yıkamaya giderim. Diyorum ya bu hafta inşallah böyle yağımda çok az kalmış. Yeni alsam mı almasam mı böyle bir düşünüyorum. Kullandığım bir şampuan var. Göstermiştim belki gratisten aldığım mor bir şampuan. Adına inanın bilmiyorum. O saçlarıma çok iyi geldi. Dökülmesi azalmadı ama saçlarım acayip hacimli duruyor eskiye göre. Eskiden böyle iki tane saçım varmış gibi duruyordu. Ya saçlarım çoğaldı. Gerçi o da çoğaldı. Bebek saçlarım uzuyor sürekli ama dökülmesi de böyle sapır sapır değil ama yine böyle dökülüyor. Neyse. Saç bakımı yapmaya devam. Yani bu hafta hep saç bakımıyla falan uğraşacağım. Bu arada cilt bakımlarımı da her gün yapıyorum artık. Biraz böyle kendimi salmıştım. Dedim hadi biraz daha toparla. Şöyle bir cildine falan bak. Bayram gelecek. Yakında bayrama böyle parlak bir cilde girerim inşallah. Şimdi kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada şu taşmasın. Küçük göze de su kaçtı biraz önce. Onu da kapatayım. Kaynadı yeterli onun da. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.